ABD'nin New York şehrinde yaşayan Richard Harris, birdenbire anakondaları araştırmak için Güney Amerika'ya gitmeye karar vermiş. Yıllarca sürdürdüğü muhasebe işinden sıkılan bu adam, Amazon ormanlarına yapacağı gezi için çok heyecanlıymış. Anlatılanlara göre, New York Zooloji Topluluğu 9 metrelik anakondaların resimlerini çekip kanıtlayanlara 50 bin dolarlık ödül sunuyormuş. Bu anakondaları kanıtlamak için kararlı olan bu kişi, resimleri çekip 50 bin dolar alacağına çok eminmiş. Alacağı parayı kimseyle paylaşmak istemeyen bu adam bu yüzden hiçbir yardım olmadan tek başına Amazonlara gitmeye cesaret göstermiş. Amazonların en büyük nehrine satın aldığı ikinci el bir tekneyle açılan bu adam bir gün yine nehirdeyken havanın karardığını fark etmiş. Fakat ormanın içinde canavarca bağıran vahşi hayvanları duyan Richard karaya çıkmaya cesaret edememiş. Fakat tam da bu sırada vahşi ve zehirli balıkların saldırısına uğrayınca hızlıca kürek çekerek karanlık da olsa karşı kıyıya gitmeye karar vermiş. Karaya ulaşan bu adam her şeyin iyi olacağını düşünürken birden kendisinin 1 metre ötesinde devasa bir anakondanın olduğunu görmüş. O an hayatının en korkunç dakikalarını yaşayan Richard, hayatta kalma dürtüsüyle ne parayı düşünebilmiş ne de anakondanın fotoğrafını çekmeyi. Aklına ilk gelen internette okuduğu bir makale olmuş. Yılan saldırısı hakkında yazılan bu yazıda yere sırtüstü yatıp ölü taklidi yapmasını söylüyormuş. Richard da tam olarak böyle yapmış. Yere yatmış ve yılanın onu ısırmamasını beklemiş. Fakat hiçbir şey bu adamın istediği gibi ilerlemiyormuş. Adamın ayakkabılarına doğru ilerleyen anakonda yavaşça Richard'ı yutmaya başlamış. İlk önce bacaklarından başlayan anakonda daha sonra adamın beline kadar ilerlemiş. Para avcısı bu adam yılana direnmeye çalışsa da artık bu adamın kafası hariç tüm vücudu anakondanın içerisindeymiş. Ve kaçınılmaz olan o son da gerçekleşmiş. Richard artık bir anakondanın içindeymiş. Fakat saatler sonra büyük bir mucize gerçekleşmiş. Richard gözlerini tropik bir adanın ortasında açmış. Richard ilk başta ölüp cennete gittiğini düşünse de daha sonra bir şekilde hayatta kaldığını anlamış. Peki nasıl olmuştu da bu adam devasa bir anakondanın midesinden geri çıkabilmişti? Richard'ın arkadaşının anlattığına göre Richard tam olarak yılanın midesine girmeden önce etraftaki vahşi jaguarlardan bir tanesi devasa anakondaya saldırmaya başlamış. Kendisine yaklaşmakta olan jaguarı gören anakonda kendi hayatını kurtarmak için olabildiğince hızlı hareket etmeye karar vermiş. Bu yüzden lezzetli yiyeceğini ağzından geri bırakarak ağırlığını düşürmüş ve böylece jaguardan kaçmak için daha yüksek hıza çıkabilmiş. Daha sonra bir şekilde hastaneye ulaşan Richard ilk başta çok büyük bir hata yaptığını fark etmiş. Her ne kadar anakondaları kanıtladığı için parayı alacağını düşünse de daha sonra ödülün verileceği ilanın eski bir tarihe ait olduğunu, zaten çoktan bu türün ortaya çıkarıldığını öğrenmiş. 2 hafta sonra ABD'ye geri dönen bu adam para almasa da hayatta kaldığı için çok mutluymuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde de tedavisine devam eden Richard bir ay içinde eski haline gelmiş. Richard Harris adlı bu adamın arkadaşı tarafından anlatılan hikayenin birçok kişi yalan olduğunu düşünüyor. Biz de hikayeyi dinlediğimizde bunun gerçek olamayacak kadar abartılı olduğunu düşündük. Peki olayın kahramanı olan Richard Harris'in arkadaşının bize anlattığı bu hikaye sizce yalan mı yoksa gerçek mi? Bu hikaye internette popüler olmak için uydurulmuş sahte hikayelerden bir tanesi olabilir mi? Bir insan gerçekten de yılanın midesinden tekrar canlı bir şekilde geri çıkabilir mi? Cevaplarınızı bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.